Benim için kolay. Benim için kolay. Olimpiyat kotası alan milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün'le birlikte Antalya Belek'teyiz ve şimdi Hatice'nin hikayesini öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatice tekrar merhaba. Şimdi önce kısaca seni bir tanıyalım. Sonra bütün hikayeni detaylı bir şekilde konuşacağız. Merhabalar. 28 yaşındayım. 1993 doğumluyum. Kars'ta doğdum. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. 4 kardeşiz. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusuyum. Nasıl sporcu oldun? Nasıl karar verdin? İlk yaptığın branşta tekvando muydu? Evet, tekvando ile başladım. 12 yaşında antrenörüm okuduğum okula öğrenci seçmeye gelmişti. Aslında ben tekvandonun ne olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Zayıf ve uzun bacaklı olduğum için beni de tekvandoya seçtiler. Ve böylelikle 150'ye yakın sporcu ile beraber antrenmanlarımıza başladık. Kaç yaşındaydın? 12 yaşındaydım. Ailen bunu nasıl karşıladı? Yani benim babam futbol antrenörüydü. Kendisi de futbolculuk yaptığı için aslında hiç karşı çıkmadılar. Annem de aynı şekilde ama benim bulunduğum çevrede çok tepki aldım ben. Neden? Özellikle doğu tarafında hani kız çocukları daha çok işte evde oturur, işte okula git gel ya da okunmaya bile müsaade etmeyen aileler var açıkçası. Tabii benim zamanımda böyleydi. Şimdi tabii ki böyle değil. Ama işte ne işin var sporda dediler. Ben başarı aldıkça benim yeğenlerimin birçoğu işte tekvandoya devam etti. Milli sporcu oldular, başarıya ulaştılar. Çünkü sizler örnek oluyorsunuz. Evet, onlara ben bir rol model oldum aslında. Daha sonra hepsi tekvandoya yollamaya başladı çocuklarını. Artık benimle birlikte yeni bir nesil geldi diyebilirim. Tatemiye çıktığında neler hissediyorsun? Yani şimdi bizim artık evimiz tatemi gibi aslında. Yaptığımız spordan dolayı da belli bir minder üzerinde antrenmanlarımıza devam etmek zorundayız. Tateminin kokusu bile benim için huzur demek aslında. Gerçekten sevdiğim işi aşkla yaptığım için en iyi şekilde bunu da minder üzerinde, tatem üzerinde göstermeye çalışıyorum. Tatemiye çıktığında senin de içinden başka bir Hatice mi çıkıyor sence? Yani evet, normalde de çok dışarıdan sert görünüyormuşum aslında ama tatemiye çıkınca farklı ben oluyorum. Daha hırçın, daha azimli, daha hırslı biri olarak görünüyorum dışarıdan. Aslında herkes bu yüzden benden korkuyor. Ama zaten yaptığın branşta bunları istemiyor mu senden? Evet, tabii ki. Daha sert olmamız gerekiyor ve rakiplerimizi korkutmamız için ringde farklı bir Hatice olman gerekiyor. En önemli başarıların neler? 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldum. Aslında oradan bir başladı diyebilirim olimpiyat hedefi de benim için. Ümitler Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü. Daha sonra 2017 yılında büyüklerde dünya ikincisi oldum. Ardından dünya şampiyonasında yenildiğim rakibimi bir ay sonra üniversiteyatta yenerek şampiyon oldum. Daha sonra bir ay sonra bir Grand Prix turnuvası oldu 2017 yılında. Orada hem dünya şampiyonasına yenildim Koreli'yi, ardından da sonraki olimpiyat şampiyonumuz var Jet Jones. Onu yendim. 2019 yılında aslında büyük bir sıkıntı yaşadım diyebilirim. Dünya şampiyonasında yenildim ben. Ardından hani olimpiyat ümitlerim bitti derken 4 Grand Prix turnuvasında madalya alan tek Türk tekvandocu oldum. Yani orada olumsuz bir şey oldu. Evet. Ama sen orada kalmadın. Yola devam etmek yani kararı şöyle, aldın. Yani şöyle, tüm herkes benden ümidini kesti diyebilirim aslında ama ben yılmadım. Çalışmaya devam ettim ve başaracağımı biliyordum. Ki başlarken de olimpiyata gideceğim diye bir hedefim yoktu ilk başladığım zamanlar. Neydi? Başarılı olmak istiyordum. Ama 2019 yılında yenildikten sonra neredeydim, nereye geldim, tekrar yapabilirim, başarabilirim diyerek 4 Grand Prix'de madalya aldım ve tarihe geçtim. Bu benim için büyük bir onurdu. Ardından olimpiyatları garantiledim. Şimdi bizim bu programımız yayınlandığında Tokyo Olimpiyat Oyunları gerçekleşmiş. Sen mücadeleni yapmış ve inşallah umuyoruz ki madalyanı boynuna takmış olacaksın. Yani kısaca olimpiyat oyunları bitmiş olacak. Şimdi ama daha başlamadı. Sen kota alarak tarihe geçtin. Hatta kadın tekvando milli takımımız tarihe geçti. Evet, 4 kadın sporcuyla olimpiyatlarda yer alacağız ve bunu Çin'den sonra başaran diğer ülke biziz. Evet, bir tek ülke var Çin'den sonra, o da Türkiye. Yani gururumuzsunuz. Evet. Gerçekten gururumuzsunuz. 4'te 4 çok çok önemli bir başarı.
Nasıl gidiyor takımda işler? Birbirinize destek oluyorsunuz mutlaka. Tabii ki öyle. Bir de şöyle düşünelim. Tekvando bir erkek sporu olarak biliniyor aslında. Ama 4'te 4 kota yaparak aslında kadınların gücünü de göstermiş olduk. Sonuç olarak tekvandonun bir erkek sporu olmadığını, bunu kadınların da en iyi şekilde yapıp gösterebileceğini kanıtlamış olduk. Takım olarak zaten biz genel olarak bir aile gibiyiz. Hep de böyleydi. Hem federasyon başkanımız, teknik direktörümüz, masörümüz, doktorumuz, fizyoterapistimiz hepsi bizim için çalışıyor. Bizim için emek veriyorlar. Aile gibiyiz ve birbirimize her zaman destek oluyoruz. Ben maçında yenildiğim zaman ya da işte şampiyon olduğum zaman diğer arkadaşım yenilse de benim yanımda olup bana destek oluyor. Takımda işte gerek tezahüratlar ringde olsun, işte tribünde olsun sonuna kadar bize desteklerini gösteriyorlar. Bunlar bizim için ekstra bir motive kaynağı zaten. Yenilsek de yensek de hepimiz birbirimiz için mücadele ediyoruz aslında. Hangi sıklette yarışıyorsun? 57 kiloda yarışıyorum ve 2011 yılından beri 57 kiloda dövüşüyorum. Yani 2011 yılından beri sen ne bir kilo alabiliyorsun ne bir kilo verebiliyorsun, evet, sıkletini, yarıştığın kiloyu korumak için. Bunu becermek zor değil mi? Benim için zor değil. Çünkü ben yemek yiyip kilo almayanlardanım. Bu yüzden beni kimse sevmiyor. Şanslısın yani. Takım arkadaşlarım bu yüzden bana hatta yiyorsun kilo almıyorsa nereye gidiyor diyor. Ben çok yemek yemeyi seviyorum. Yani yediğim her şeyi de ekmekle yerim. Yani bir sporcu normalde hani çok dikkat eder ya, ben dikkat etmeyenlerdenim. Tekvando'yu, branşını bir konuşalım. Nasıl bir spor? Bir kere uzak doğu sporu. Evet. Değil mi? Yani tekvando'nun doğusu da disiplindir. Bizim için disiplin her şeyden daha önce geliyor aslında. Şimdi tekvando. Evet. Tekten başlayalım. Tai ayak demek. Kvon yumruk, do disiplin. Yani yumrukla, ayakla, çıplak el, çıplak el ayakla yapılan spor. Ama bizim için dediğim gibi do disiplin daha önemli. İşte biz salona girerken bayrağımıza, hocamıza gerekli selam vermek zorundayız. İşte maçta rakibimize yenilsek de selam veriyoruz. Hakemlere selam veriyoruz ringe çıktığımız zaman. Bunlar hepsi tekvandonun do disiplininden geliyor. Ve şiddetten ayıran en önemli unsurlar aslında, evet, değil mi? Yani dışarıda başka birine, yolda gördüğümüz birine ya tekvando yapıyoruz diye işte vurma, kırma gibi, bunların zaten belli bir cezası var. Milli sporcu olduğun için hatta spordan belli bir süre uzaklaştırılıyorsun. Bunları dışarıda yapmamız kesinlikle yasak. Sadece maç içinde, ringde bunu yapıyoruz. Yani maç bittikten sonra tekrar rakibimize selamlaşıp yani arkadaşmış gibi devam ediyoruz aslında. Diskalifiye nedenleri neler? Şöyle söyleyeyim, işte surata yumruk atıldığı zaman bize surata yumruk kesinlikle yasak. İşte yere düşen rakibe vuramazsın. Vurduğun sırada yasak ve bunlar diskalifiye nedeni. Hatta ben bir rakibimden suratıma yumruk yedim. Normalde bu yasak ve ağzımdan kan geliyordu ama ben maçı bırakmadım. Maçı bıraksam karşı taraf diskalifiye olacaktı. Yerden kalktığım an devam ettim ben maça. Çünkü maçı bırakmak istemedim. Bir de biraz hırslandım açıkçası. Çünkü doğal olarak 10 sayı falan öndeyim ve son round, işte Amerika'da bir maçım vardı. Ağzıma öyle bir yumruk aldım ki dudağım falan böyle çok kötü bir halde şişmişti. Beni gören tanıyamadı yani o derece. Aldın mı peki maçı? Maçı aldım. Zaten 10 sayı öndeydim ve inatla devam ettim. Hala da karşı taraf şimdi hırsından beni nasıl yıldırabilir? İşte yasaklı teknikler atarak, yasaklı işte surata yumruk atarak beni yıldırmaya çalıştı. Ama ben devam ettim ve maçı aldım. Bırakmadım orada mücadeleyi. Zaten profesyonel sporcu olmak mücadeleyi bırakmamakla oluyor. Evet. Bıraktığınızda yol bitiyor. Aynen. Ama zor da bir şey sporcu olmak. Bırakmayı düşündüğün, çok zorlandığın yerde, tıpkı o karşılaşmayı bırakmadığın gibi yola devam etmek için neler yapıyorsun? Ben aslında 2012 yılında bir sakatlık yaşadım kampta. Arka adelemde bir yırtık oluştu ve Avrupa Şampiyonası'na gidemedim. Elde ettiğim hakkı başka bir sporcuya, yedek sporcuya vermek zorunda kaldım ve evime kamptan geri döndüm. 2 hafta vardı ve Avrupa Şampiyonası'na. O zaman eve geldiğimde işte bırakacağım artık, yapmayayım, hani sakatlanıyorum. Bir de sakatlığın boyutu gerçekten kötüydü yani, yapamayacağımı düşünüyordum. Daha sonra işte antrenörüm bana olan inancıyla ya biz nelerden nerelere geldik, işte neleri başardık, yani bunu mu atlatamayacağız diyerek beni bir doktora götürdü Bursa'da. Daha sonra ben tedavi oldum. 1,5-2 aya yakın hiç tekme bile atmadım açıkçası. Tedavimi gerçekleştirdikten sonra girdim ilk
maçta da şampiyon oldum. Orada vazgeçmediğin için. Aynen öyle. Bugün buradasın. Kesinlikle. Bu anlattığın sakatlık dışında bazen öyle şeyler olabilir ki, bu bazen bir başarıdır, bazen başarısızlıktır. Oradan sonra sen değişirsin, yol değişir, hayat değişir. Hiç böyle bir şey yaşadın mı sporculuk kariyerinde? Yani başarısız olduğum zamanlar çok ağlıyordum maçlardan sonra. Üzülüyordum da ama belli bir seviyeye geldikten sonra şunu düşünmeye başladım. Ya hani olabilir, tabii ki başarısız da olacağım ama ben tekrar ayağa kalkabilirim, tekrar mücadele edebilirim. Yani maçtan geliyordum, yenilsem de iki gün sonra tekrar antrenmanlarıma devam edip başka bir maça hazırlanıyordum. Çünkü önümüzde uzun bir serüven var, olimpiyatlara hazırlanan bir yol var. Bunu hedefliyoruz ve bu yüzden vazgeçmek bana göre bir şey değildi açıkçası. Mücadeleme kaldığım yerden her zaman devam ettim ve asla vazgeçmedim. Her koşulda ben mücadele ederim. Evet. Yensem de yenilsem de. Yani bunun bir örneği var aslında. Grand Prix turnuvasında son 2 saniye. 2 puan gerideyim. Herkes umudunu kaybetmiş. Tribünlerden işte herkes neredeyse çıkıp gidecek. Ben son 2 saniye kadar yukarıya bir teknik attım ve imkansızı başardım. Hatta yılın teknikleri arasında yer almıştı o teknik. Yukarıya teknik atmak. Yani kafaya tekme atmak. Aynen. Kolyoçagi dediğimiz bir teknik attım. Ve getirdiği, kazandırdığı puan çok yüksek. Evet. 3 puan veriyordu. 3-1 öndeyken 4-3 maçı gerideyken 4-3 maçı alarak Grand Prix'te şampiyon olmuştum. Aslında benim olimpiyat içinde bir adım daha yaklaştığım maç orasıydı. Yani imkansız hiçbir şeyin olmadığını kanıtladım aslında orada. O bir anlık bir karar mı Hatice? Aslında bir anlık bir karar, aynı zamanda teknik direktörümüz Ali Şahin arkadan bana o tekniği atmamı söyledi. Yani dedi ki bana arka ayak şu tekniği vücudunu vermeden kalçanı ileri sürerek at. Zaten videoda da sesi dışarıdan duyuluyor. Ben de o an tam onu düşünerek, yani şöyle dedim, Allah nasip edince gerçekten her şey oluyor. Yani nasibimde varmış diyorum bir yandan. Hani o an rakibim bir adım geri çıksa ben o tekniği vuramayacağım. Ama rakibim de o an durdu, dondu kaldı yani. Hı hı. Beni engellemeye çalıştı. Ben de o sıra elimle şöyle bir iterek ayağını arkadan o tekniği vurarak öne geçtim ve maçı aldım. Ne güzel. Tabii antrenörünün doğru zamanda doğru müdahalede, evet, bulunması. Taktiği tam zamanında verdi. Yani Ali Şahin. Evet. Şimdi Ali Şahin ismi Türkiye'de tekvando milli takımı denilince ilk akla gelen isim. Evet. Nasıl Ali Hoca'yla ilişkileriniz, çalışmalar nasıl gidiyor? Yani şöyle söyleyeyim, sonuç olarak kendi bu spora adamış biri. Hem de geçmişindeki başarıları, dünya, Avrupa, işte olimpiyatlarda, bunlarda birçok başarı aldılar ve birçok sporcu yetiştirdi. Bu yüzden bize olan ondaki bilgileri bize aktarması ve bizi en iyi şekilde motive etmesi bizim için ayrı bir avantaj diyebilirim. Hani biz düştüğümüz zaman bizi tekrar kaldırıyor. İşte sakatlığımız olduğu zaman ya da en ufak sıkıntımız olduğu zaman ona rahat rahat söyleyebiliyoruz. İşte dinlenmemiz gerektiği zaman da hani asla bize bu konuda şey yapmıyor, dinlenin. Hani sonuç olarak ve maça az kaldı, bu yüzden bizi daha motive etmeye çalışıyor. Çünkü kendi bilgileri var, kendi aktarımları var, birçok madalya kazandırdı ülkemize. Ali Hoca, uzun yıllardır tekvando milli takımımızı çalıştırıyorsunuz, kadın milli takımımızı çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla Hatice Kübra İlgün'ün de uzun yıllardır antrenörsünüz. Hatice nasıl bir sporcu? Hatice hem milli takımımızda iç disiplini olan hem dış disiplini olan bir sporcu. Bu ne demek? Şu anda Hatice yani milli takımımızda hem antrenmanlarda olsun hem antrenman dışında olsun sportif disiplini koruyabilen, antrenmanda elinden gayreti, gelen gayreti gösteren ve antrenman dışında da bu sporun gerektirdiği şekilde dinlenebilen, sakat da olsa sargıyla veya yeterliyse, o antrenmanı yapabilecekse mutlaka o antrenmana katılan azimli bir sporcu. Bu takipte onu maşallah istediği başarılara doğru yavaş yavaş çıkarıyor inşallah. Nur, Hatice ile takım arkadaşısınız, birlikte ter döküyorsunuz. Neler söylersin Hatice'ye dair? Evet, çok uzun yıllardır Hatice ile birlikteyiz ve takım arkadaşıyız. Birçok turnuvalarda beraber yarıştık ve beraber o ringde ter döktük. Benim için çok güzel bir duygu Hatice ile takım arkadaşı olmak, çünkü gerçekten onunla çok iyi anlaşıyoruz.
Karakterlerimiz, huylarımız, yapılarımız çok benzer. Bütün takım arkadaşlarımla keza öyle ama Hatice'yle de çok yakınız. Ve onunla birçok başarıya imza attık. Bu benim için çok güzel bir duygu. Sence Hatice'nin en önemli özelliği ne? Hatice bence çok güçlü bir sporcu. Gerçekten inanılmaz bir şekilde ringe çıktığında ben keyif alıyorum o dövüşürken. Zevk alıyorum. Gerçekten hakkını vererek dövüşüyor ve birçok madalyaya çok kazıyarak geldi ve onu elde etti. Tekvando'da karşılaşma süresi ne kadar? 2 dakikadan 3 round, 6 dakika ve 1 dakikalık da devre araları var. Yani round aralarında dinlenmemiz için de 1 dakika veriliyor. Toplam maç 8 dakika sürüyor diyebilirim. O devre aralarında belki de çoğu zaman strateji değiştiriyorsunuz, evet, değil mi? Yani rakibimizi zaten tanıyoruz ama tanımadığımız, işte yeni gelen bir sporcu olduğu zaman ilk round aslında rakibi denemeye çalışıyoruz. Acaba ne atıyor, nasıl teknik atıyor ya da ben buna ne karşılık verebilirim? Daha sonra oturduğumuz zaman da teknik direktörümüz, arkamızda olan antrenörümüz, işte bak sana böyle bir teknik atıyor, şuna cevap verebilirsin ya da işte şunu yap, bunu yap diyerek biz o an taktikler vererek maçı nasıl alabiliriz, nasıl önde götürebiliriz, bununla ilgili taktik alarak maça devam ediyoruz aslında. Herhalde bir tekvandocunun rakibiyle mücadele ederken sinirlenmemesi, öfkelenmemesi neredeyse imkansız, değil mi? Aynen öyle. O öfke kontrolünü nasıl yapıyorsun? Yani maçta bazen böyle çirkeflik yapan rakipler oluyor. Bizde tutma yasak ama bazıları bunu hakeme çaktırmadan yani çekebiliyor. O sıra aşırı sinirleniyorum. Sinirimi de daha sonra tekme atarak almaya çalışıyorum. Ya da işte diyorum ki ya şöyle bir vurayım da diyorum. Daha sonra diyorum ki Hatice sakin ol. Daha maç devam ediyor. En iyi şekilde öfkemizi, kontrolümüzü sağlamak zorundayız. Çünkü yanlış bir hareket yaptığımda farklı bir teknik alabilirim. Maçtan düşebilirim. Bu yüzden öfke kontrolümüzü sağlamamız gerekiyor. Ve kontrol etmeyi becerdiğinde o senin işine de yarayabilir. Aynen. Karşı taraf stresli olunca, çirkef olunca aslında o da açık vermeye başlıyor. Bu benim için kendimi o an sakin tuttuğum zaman daha rahat teknik atabiliyorum. Onun açıklarını daha rahat görebiliyorum. Karşılaşmalarda da, antrenmanlarda da bir takım sesler çıkarıyorsunuz. Evet. Bir şeyler söylüyorsunuz. Değil mi? Aça diye bağırıyorsunuz mesela. Ne demek o aça ve diğer kelimeler? Yani... Bağırmanın mücadeleye bir katkısı var mı? Ya o istemsiz çıkan bir ses aslında. Bazen de şöyle söyleyeyim, hakemleri etkilemek için o sesi çıkarıyoruz. Özellikle yumruk tekniğinde hakemler o tekniğe bir puan verdikleri için hani iyi vurdum. Yani hakemler puan bastın diye de onları etkilemek için de bağırabiliyoruz. Hmm. Ama diğer türlü de maç esnasında ya da antrenmanlarda işte ciğerlerimizi boşaltıp daha rahat nefes almak, stresi atmak için de bağırabiliyoruz. Ben mesela antrenmanlarda çok bağırmam ama maçta ben de bağırıyorum. Peki o kelimelerin bir anlamı var mı? Yok, anlamı yok. Kendimizin ürettiği şeyler aslında. O an teknik attığında ya bu tekniği attım. Mesela pa diye bağıran da oluyor. Aça diye bağıran da oluyor. O an motivasyonunuzu da yükseltiyor. Aynen. Motivasyon sağlamak için de aslında bir nebze. İstemsiz çıkıyor dediğim gibi. Sağ tekmen mi daha kuvvetli, sol tekmen mi? Ben sağ ayak önde dövüşüyorum ama benim sol ayağım daha iyidir. Dönerek tekniklerde, yani normalde bayanlarda fazla dönerek teknik atan yoktur. İşte bunlar biraz riskli hareketler ama ben çok seviyorum. Özellikle duça gidediğimiz bir teknik var, dönerek mideye vurduğumuz. Onu her maç hemen hemen herkese vuruyorum ve normalde erkeklerin daha rahat kullandığı bir teknik. Ama ben biraz daha erkeksi dövüşmeyi seviyorum açıkçası. Dönerek tekniklerde sol, diğer tekniklerde sağ sol, karışık ikisinde dövüşüyorum, vuruyorum. Yumrukta? Yumrukta sağ. Çok kısa sürede çok ter döküyorsunuz, değil mi? Evet. Yani yaklaşık 2 saatlik antrenmanda 2 kilo veriyoruz neredeyse. Sonra bunu geri almak için de bol sıvı tüketiyoruz.
kadın sporcu olmanın mutlaka kendine has zorlukları var. Değil mi? Katılır evet, mısın? Katılıyorum. Sence kadın sporcu olmanın zorlukları neler? Erkek spor olarak bilindiği için çevreden de çok tepki alıyorsun. İşte ne işin var tekvandoda? İşte git oku, otur dediklerini de biliyorum. Okuyorsun zaten. Aynen, beden eğitimi öğretmeni çıkacaksın. Aynen, artık bitti, öğretmen olacağım inşallah. Hani bir kadın sporcu olduğun için ayrıca işte sana karşı aslında tepkiler var. Hani başarılı olduğun zaman evet herkes yanında aslında. İşte belli bir seviyeye geldiğin zaman şu an tüm herkes benim arkamda ama bundan öncesinde kimse yoktu. O başarıya gelene kadar sen ter dökerken ne gerek var canım mı diyorlardı. Aynen öyle diyorlardı ama şimdi hayatımı bundan kazandığım için onlar da keşke biz de çocuklarımızı yollasaydık diyorlar. Şöyle genç bir kız gelse dese ki Hatice abla ben de senin gibi başarılı bir sporcu olmak istiyorum, tekvandocu olmak istiyorum dediğinde ona ne nasihat verirsin? Sence en önemli şey ne? Neyi unutmamasını istersin? Bir, geldiği yeri unutmamasını söylerim. İki, her ne olursa olsun başarısız da olsa asla mücadeleyi bırakmaması, sonuna kadar elinden gelen en iyisini yapması, en azından vicdanının rahat olmasını. Evet yenildim ama ben şunu yaptım, sonuna kadar mücadele ettim demesini isterim. Yani evet zor ama bakın bunlar da oluyor. Evet. Yapabiliyoruz, sen de yapabilirsin. Kesinlikle ki benim başladığım zamanlarda benim bir salonum yoktu. Yeterince destek görememiştik. Dışarılarda, sokaklarda, parklarda antrenman yapıyordu, yeri geliyordu. Bu seviyelerde antrenman yaptım ve buraya kolay gelmediğim için, bu zorlukları bildiğim için de aslında ben mücadeleyi bırakmadım diyebilirim. Evet, tekme atıyorsunuz, yumruk atıyorsunuz. Tatami'de ne gerekiyorsa fiziksel olarak yapıyorsunuz. Ama bir mücadele fiziksel mücadeleden, beden hareketlerinden ibaret değil. Rakibinle göz göze geldiğinde orada mental bir mücadele aslında ilk orada başlıyor mu? Nasıl evet, oluyor orası? Yani şöyle söyleyeyim, mesela benim İngiliz rakibim benden çekindiği zaman benden gözlerini kaçırıyor. Mesela bir maç önce ben onu yendiğim için diğer girdiğim maçta bana selam bile vermiyor açıkçası. Ya da işte tartı sırasında gözlerini kaçırıyor. Ben anlıyorum mesela o an benden çekindiğini. Hani şimdi bir maç önce yenildi. Bu maçta da acaba yenilir mi? Sonuç olarak en dişli gördüğü rakibi benim. Son maçta bana yenildiği için. Ama ben kesinlikle gözlerimi kaçırmıyorum. Tekvando'dan öğrenip de hayatına uyguladığın sence en önemli şey ne? Vazgeçmemek. Yani ben hiçbir zaman hayatım boyunca hiçbir şeyden vazgeçmedim. Mücadelemi sonuna kadar verdim. Her ne olursa olsun, işte spor olsun, normal yaşantım olsun. Sonuna kadar mücadele veriyorum ve asla pes etmiyorum. Gelelim olimpiyatlara. Evet, bu program yayınlandığında olimpiyatlar yapılmış olacak ama şu an geri sayımın devam ettiği günlerdeyiz. Nedir hedefin, beklentilerin, olimpiyatlara dair psikolojin? Nasıl gidiyor bu süreç? Olimpiyat deyince çok heyecanlanıyorum ben. Kolyesini de boynuna takmışsın. Çok evet, da güzel olmuş. Şans getirsin sana. İnşallah. Antrenörüm yaptırmıştı onu bana 2019 yılında. O zaman işte hedeflemiştik zaten ve hediye olarak da bunu yaptırdı. Şimdi oradayım. Yani tüm sporcuların hayali, olimpiyatlar sporun zirvesi ve ben şu an o noktadayım. Aslında altın madalya almama bir adım kaldı ve bunu şu dönemlerde en iyi çalışarak, en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve hedefim altın madalya almak. Çünkü tekvandoda kadınlarda
Olimpiyatlarda altın madalyamız eksik. Evet, biz 4'te 4 kadın sporcuyla katılıyoruz ve diliyorum ki hepimiz altın madalya alabilelim. Biz de diliyoruz. Yani inşallah hepimiz için en hayırlısı olur. Ve altın madalyaya çok yakınım. Sonuç olarak dediğim gibi tüm rakiplerimi tanıyorum. Dünyanın en iyi ilk 16'sı gelecek ve ben hepsiyle mücadele ettim. Neden altın madalya almayayım? Neden zirvenin en üstünde olmayayım? Çünkü ben başarıyorum. Başaracağımı da biliyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Tabii ki her şeyin hayırlısı. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü ülkeme, beni sevenlere bunu borçluyum. Biz sohbet ettiğimiz bütün kota alan kadın sporcularımıza senin söylediğinin aynısını söylüyoruz. Neden madalya olmasın? Umuyoruz ki her şey çok güzel gider, istediğini yapabilirsin ve biz de senin madalyanı alkışlarız. İnşallah. Olimpiyat sonrasına dair hedefler var mı? Yani olimpiyatlarda altın madalya alayım, 2024 olimpiyatlarına da gitmek istiyorum. Sonra Paris'e bakacağım diyorsun. Aynen. Şimdi okulum bitti ve Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak kalmak istiyorum. Bu yüzden yüksek lisansa başvuracağım. Okulla ilgili bu amacım var açıkçası. Ama spor olarak da 2024 olimpiyatlarını hedefliyorum. Akademik kariyer yapmayı Aynen. istiyorsun. Aynen. O kesin zaten. Yapmak istiyorum. Ama şu an benim için spor daha önemli. Çünkü ben gerçekten bu işe ömrümü adadım. Ve bu sporu aşkla yapıyorum. Gerçekten işim benim aşkım gibi yani. Zaten öyle olmasa bu kadar başarılı olamazsın. Evet, bu yüzden çok seviyorum ve en iyi şekilde terimin son damlasına kadar mücadele etmek istiyorum açıkçası. Sağlığım, bedenim, ruhum el verirse gidebildiği kadar götüreceğim tekvando dalında. Umuyoruz sen bu yolu götürürken biz de seni izlemeye İnşallah. Devam ederiz. Ben duydum ki sen düğünlerin aranan isimlerindenmişsin. Çünkü halay başı olurmuşsun sen genelde evet. değil mi? Yani ben düğünleri gerçekten çok seviyorum. Hatta önceden işte Bursa'da şimdi kamplarda olduğumuz için fazla düğünlere gidemiyorum. Bursa'dayken falan ben antrenman saatlerini falan hocam bugün akşam bir düğün var antrenmanı sabah yapsak olur mu falan diye biraz ısrar ediyordum. O da tabii bana bu konuda biraz esneklik gösteriyordu çünkü çok seviyordum. Ayrıca ikinci antrenmanımı düğünlerde yapıyordum ben. Tekmeler kesmiyor. Yok düğünde de neredeyse devam tekme, aynen. düğünde de neredeyse tekme atacağım o derece bir de hızlı oynuyorum çok seviyorum. İşte ben düğüne gitmediğim zaman falan anneme şey diyorlarmış Hatice nerede işte hani o yokken tadı yok gibi falan. Ama düğünleri gerçekten çok seviyorum. Şimdi siz de Tokyo'ya 4 kadın gideceksiniz. 5 sporcu ama 4'ü evet. kadın. Madalyalarla birlikte çekilecek bir halay niye olmasın? Ayarlar arası hiç sıkıntı değil. Halay başı da ben olurum yine. Ama yine bir şey daha duydum ve biliyorum ki sesin çok güzelmiş. Evet. Şimdi bütün bu güzel dilekleri olimpiyatlara, daha sonraki karşılaşmalara dair gel sen bize bir. Şöyle küçük bir şarkı söyle, bununla bitirelim sohbetimizi. Kısacık bir şey söylerim. Tamam. Gurbete giden döner mi, dönmez mi belli değil bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim. Çok güzel. Seni ömür boyu bütün hem şarkı söylerken hem tatemide hep alkışlayalım, hep alkışlanasın dilerim. Çok güzel, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Sesine, ağzına sağlık. Çok teşekkürler, sağ olun. Yolun açık olsun, her şey istediğin gibi olsun. İnşallah.
ben Nur Tatar'ın öğrencisiyim. Bak kuşağımda da yazıyor. Çünkü ilk bölümlerde Nur'u çekmiştik. Evet. Tabii o bundan gurur duymayacak çünkü beceremiyorum. Ama dur bakalım. Bakalım Hatice bana ne öğretecek? Bir hareket öğretsen. Ali hocam değil mi? Belki hayatta işimize yarar. Allah korusun da yani. Evet tabii tekvandoda hareketin faydalı olması için aslında çok tekrar edilmesi gerekiyor. Tekniği oturduktan sonra. Ama bugün size basit bir iki teknik tamam. göstermeye çalışıyorum. Bir şey öğrensem kardır. Tamam, çok güzel. En basit tekniklerimizden tamam. biri. Hatice apçayı öğretelim mi? Bilmiyorum. Apçayı öğretelim. Ayağını geri çek. Evet ileri. Bam. Bak şimdi bu en basittekilerden biri bak. Şimdi çek ayağı ileri. Pat. Evet. Bir ayak geri atar mısınız? Geriye attım. Evet. İleri. Getirdim. Çok güzel. Hatice bir tersin yine. Yopça gibi diye. Yine basit ama güzel bir tekniğimiz var. Bak geriye. Karşıla. Evet bak yine bir saldırıyı karşılıyorsun. Deminkinden farkı ne bunun? Farklı bak ön ayakla yapıyorsun. Bunu da önle karşılıyorsun. Biraz önceki ayak arka ayakla yaptım. Ha arkaya dön. Kaçar gibi görünüyor bak. Kaçıyor. Gittim. Bak bir daha dur. Şimdi bak kaçtı. Halbuki şu bak. Bu mızrak. Mızrağı İşte çıkardı. Benim solum zayıf. Ayak mızrağını çıkardı. Tamam deneyeyim ama solum zayıf. Sağ yapalım hocam. Bu sefer sol ayağınızı geri alın. Hangi? Tamam. Bak şimdi. Geri geliyorum. Aa! Harika. Bir de kol hareketi öğret Hatice. Yumruk mu öğretin? Tabii. Hocam? Yumruk öğretsin. Buradayım. Bir adım geri aldım. Aldım. Ben yumruk. Tamam. Şöyle bir bak bakayım bana. Geri al. Aldım. Bravo. Ön yumruk. Evet. Bravo. Ne yapacağız? Öğrendim gel bir ölç bakayım. Öğrenmiş tamam. miyim? Ne yapmış? Bir daha deneyelim. Dene sen. Ha? Önce apça giyin dene. Evet çok güzel. Ben hocam bir de hayran oldum sizin bu çığlıklarınıza. Aça diye ama tabii açayla bitmiyor iş yani. Onu hareketle desteklemek gerekiyor. Yapacağız bakalım bir şeyler. Evet abi şimdi ben geliyorum geri alıyorsun ayağını. Aldım. Buradan akça giyi. Arkadan tekmeyi. Tamam. Yürüyorum. Tamam. Yürüyorum. Tamam. Şunu yapıyorduk ya. Tamam. Evet. Evet. Güzel. Bir daha yan alalım ayakları. Geldim. Evet. Güzel. Evet, olimpiyatlara gidecek sporcuyu bence sarstım. Hocası da teslim etti. Çok küçüldü. Bu bana yeter. Çak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ha bir de selam veriyoruz. Evet. Bitiyor iş. Bitiyor, çağırıyor. Evet.